Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Bu muhteşem bir fikir olmuş ya. Tek başına zikir yaparken kendi etrafıma aynalarla çevirsem ve zikir yapsam, o zaman benden birçok ben olur, bu cennet zikri olur. Harika ya. Gerçekten. Tamam. Bence etrafını ayna yapsa. En iyisi. Yani nerede oluyorsa öyle etrafını ayna yap. Allah iyi etsin inşallah. Amin. 5-10 dakika hemen arkadaşlar da toplanıncaya kadar sorulara da bakalım inşallah. Nasıl olsa bunlar sorulduysa soranlar burada. Bir Müslüman kaç yaşından itibaren namaz kılmaya başlamalıdır? Bunu ehli şeriat akıl bali olunca demiş. Akıl bali olduğundan itibaren namaz o kimsenin üzerine farz olur. Buradaki akıl bali olması bu manada sadece fiziki yeterlilik yeterli değildir. Yani bir kimsenin erkekse veya kadınsa normal erkeklik ve kadınlıkla alakalı malum hadiseleri yaşamasıyla değil, bu manada idrak edebilmeli. Bu çerçeveden kaza namazlarını kılma noktasında nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu noktada kardeşler kendilerini bildiğinden itibaren namazlarını kaza edebilirler, kılmadılarsa etmeleri gerekir zaten. Fedakarlık nedir? Fedakarlık yapma zorunluluğunda olmayan bir kimsenin bir iyilik olarak veyahut da bir ibadet olarak bunu yerine getirmesidir. Bu noktada feda etmesi. Yani zorunlu değil ama onu yerine getiriyor. Erkek veya bayanın yaratılış ve özelliklerini bilmemiz bizim kendimizi tanımamıza yardımcı olabilir mi? Fiziken evet. Hangi noktalardan daha hassas olduğumuzu çıkarabilir miyiz? Bu fiziken bu biraz çok önemli değil. Hangi noktalarda hassas olmak? Bu noktada bir kimsenin düşünce dünyası, duygu dünyası hangi noktalarda daha hassas olduğunu meydana çıkarır. O yüzden düşüncenin ve duygunun analiz edilmesi lazım. Tevekkül noktasında cüz-i irade kibirlenir mi? Her noktada kibir söz konusudur. O yüzden nefsin hoşuna giden bir şeydir kibir. Bizi her noktada, her dairede kibre düşürebilir. Tevekkülde de düşürebilir. Alevi babaları, dedeleri televizyonlarda veya herhangi bir platformlarda sünnetlerin ve hadislerin bir kısmını ya da tamamını reddediyorlar. Konu namaz gelince namazla ilgili her şeyi inkar ediyorlar. Bu durumda biz ne yapmalıyız? Biz onlara antitez yürüttüğümüzde bizlere bu aleviliğe göre, bizim inancımıza göre diyorlar. Bu durumda dahi olsa savcılığa şikayet etmeli miyiz? Normalde hadis-i şerifleri reddediyorlarsa insanlar kasten ve bu konuda insanların inançlarını rencide ediyorlarsa, o noktada istismar ediyorlarsa, küçük görüyorlarsa, hakir görüyorlarsa bu noktada savcılığa şikayet edilebilir. Bir kimse hadisleri reddederekten hadisleri reddediyorsa, bu noktada hakir görüyorsa, o zaman kendi kendisine normalde bu noktada bizim inancımız olan Kur'an ve sünnet dairesindeki bir şeyi hor hakir görmesi, bu noktada onu alaya alması, bu noktada onu reddetme hakkı yok. Bunu basın yoluyla yapmasına gerek yok. Bu ara çok gündemde moda hadis-i şerifleri reddetmek, hadislerle alakalı, sünnetle alakalı bütün her şeyi reddiye düzüyorlar. Allah bizi iyi etsin inşallah. İncil'i ve Tevrat'ı Allah Kur'an'ı koruduğu gibi bozulmaktan neden korumamış? Yapan da yıkan da Allah'tır. Sonuçta yaptığını yıkacak olan da O'dur. Bahçıvan O'dur. Hangi meyveyi ne zaman kökleyeceğini, ne zaman açılacağını, hangi meyveye ne zaman ne su vereceğini o bilir. O yüzden
Tevrat da, İncil de, daha önceki Zebur da, sonuçta o günkü insanlık içerisinde miadını doldurmuş. Cenab-ı Hak onlara da böyle bir zamanlı bir şeriat indirmiş. O zamanlı şeriatın da zamanı bitmiş, zamanı dolmuş. Cenab-ı Hak insanlık alemine, cinni alemine, bu noktada kıyamete kadar devam edecek olan bir peygamber ve bir Kur'an, bir din indirmiş. O yüzden onlar sonuçta bu peygambere ve bu dine gebeydiler. O yüzden vazifelerini yerine getirdiler. O günkü insanlık dairesinde Cenab-ı Hak yeniden bir din tesis etti. Bir kadın kocasından boşanır da yeni biriyle evlenmezse, bu durumdaki kadın harama bulaşırsa, meylederse, günahı boşandığı kocasına mı olur? Herkesin günahı kendinedir. Bir kimse boşanırken eğer haram bir boşama gerçekleştirdiyse, o yüzden haram boşanan kimse, o haramın bu noktada kendince cezasını verir. Bu noktada diyetini kendisi öder. Sonuçta bu o kimsenin kendi hatasıdır. İnsanlar birbirlerinin hata ve günahlarını çekmezler. Boşanma noktasında kim hatalıysa, kim günahkar ise, kim hatalı, kim günahkar ise o hatasını çeker. Boşanmayı sebep teşkil etmeksizin bir kimsenin bir kadını boşaması haramdır. Bir erkeğin boşayacağı haller bellidir. Boşayacağı haller bir namus söz konusu ise, gitme dediği yere gidiyorsa, yapma dediğini yapıyorsa, serkeşlik de devam ediyorsa, kendini bu noktada terbiye etmiyorsa, evet o erkeğin o kadını boşama hakkı doğar. Aynı şey erkek için de geçerli. Bir kadın da serkeş bir adamı çekmek zorunda değil. Adamlığını yerine getirmiyorsa, bu noktada aile reisini yerine getirmiyorsa, kadının da boşanma hakkı doğar. Öyle kadın annesinin babasının lafı için, ablasının lafı için, onun bunun lafı için, ufak tefek kusurları için boşanmaz. Zaten normalde helal dairede boşamayan bir erkek de zulmetmiş olur. Helal dairede boşamadığı için o zulüm ona yeter. O yüzden erkeklerin kadınlarına zulmetme hakları yok. Ne yazık ki bunu zaman zaman derviş kardeşlerden de duyuyoruz. Böyle ottan çöpten meselelerden, yok boşayacağım ben seni. Yok sen anama şöyle dedin, ben seni boşayacağım. Yok sen babama böyle dedin, ben seni boşayacağım. Yok sen şöyle yaptın, ben seni boşarım. Yok böyle olmazsa ben seni boşarım. Bunu dervişlerden de duyuyorum, çok üzülüyorum. Bunlar cahil insanların, cahiliye döneminde olan insanların işleri. Bir erkek eşini boşama yolunu son noktada seçecek. Öbür türlü, yani o zaman kadınları boşamakla tehdit etmek, kadınları boşamakla tehdit etmek zavallı cahil insanların işidir. O zavallıdır o. Bakın tekrar söylüyorum, o zavallıdır. Bir kadın boşanmayı istiyorsa, bu benim hayat felsefemdir. Aynı zamanda da haktır bu. Sünnete de uygundur. Kadın zulmedilmez kadına. Kadın boşanmayı istiyorsa, boşanmayı arzu ediyorsa ona müsaade edecek. Diyeceksin ki boşanmayı mı istiyorsun? Evet, düşün, taşın, kaşın biraz. Bak, et, ailenle görüş, etrafınla görüş. Varsa benden istediğin, benim değiştirmemi gereken şey, haram olan bir şey, bir bak. Ben onu değiştireyim kendi üzerimden. Benim üzerimde haram bir şey varsa ben onu değiştireyim. Yetersiz bir noktam varsa mümkünse ben onu yeterlilik haline getireyim. İyi düşün bunu. Sufi kolay kolay kadın boşamaz. Bunu ağzına dahi almaz.
Öyle, bununla erkeklik yapılmaz çünkü. Bununla erkeklik yapan kimse hiç bizim yolumuzda gitmemiş, yürümemiş. Cehalet ehli o. Cehalet ehli. O yüzden kadın boşanıyormuş. Allah yolunu açık etsin. Ailesiyle görüşsün. Annesiyle babasıyla görüşsün. Varsa bir eksikliğimiz, yanlışlığımız, tamam edelim biz. Yok, boşanacağım diyor. Allah yolunu açık etsin. Hemen gel imzala. Velat talnami. Bu kadar. Zulmetmek yok. Boşanmak isteyen bir kadını nikahında tutmaya çalışmak ona zulmetmektir. Ona makul dairede söyle, anlat, bir daha anlat. Var, olabilir erkekler illaki hiçbir eksiği yok diye bir kaide yok. Herkesin eksiği var. Makul dairede söyle, anlat, tamam, tamam. Olmadı, ya yürümedi. Kadın boşanmak istiyor. Kadınlar duygusal varlıklar. Birisini istemeyebilirler. 20 yıl sonra onu istemeyebilir. 15 yıl sonra onu istemeyebilir. 30 yıl sonra ben senden tiskiniyorum, ben seninle yaşamak istemiyorum diyebilirler. Duygusal varlıklar. Evet. O yüzden erkekler evlenirlerken bakacaklar. Diyecekler ki 20 yıl sonra kaç çocuk var? 3 çocuk. Ben 3 çocuğa bakmakla mükellef olabilirim. Böyle evlenecek. 5 yıl sonra bu çocukları ben bakmakla mükellef olabilirim. Böyle evlenecek. Böyle evlenecek, evlenecekse. Neden? Duygusal varlık. Sen koltuk altını temizlememişindir. O güne kadar bir şey dememiştir. O gün bakar, kokar, tiksinir. Bitti. Bir daha yatmak istemez seninle. İnce varlıklar. Sen duş almadan yatağa girersin, ekşi ekşi kokarsın. Kendince haklısındır sen. Çalışmaktan gelmişindir, zikrullah'tan gelmişindir. Kendince haklısındır. Yok öyle bir şey. Duygusal varlıklar. Anında tiksindiğini görürsün senden. Bitti. Bitti. Yapacak bir şey yok bu noktada. Kadına zulmetmek yok. Ama öbür türlü. Kadının boşa böyle hani kadın istemediği halde veyahut da kadının boşanmakla alakalı bir sıkıntısı olmadığı halde kadını boşamak da büyük zulüm. O büyük yanlışlık. Veyahut da ne bileyim işte kadın olmazsa olmaz vazifelerini yerine getiremiyor. Yapacak bir şey yok. Anlatıyorsun, söylüyorsun, bir daha anlatıyorsun, annesine babasına söylüyorsun. Değiştirmiyor kendisini. O zaman yapacak bir şey yok. Erkeğin de burada yapabileceği bir şey yok. Aslında mümkün olsa da karşılıklı anlatsalar, o kimse dursa orada, kadınına baksa, adam bir daha evlensin. Sıkıntı yok. Boşamazsın yeter ki. Yani bu da ayrı bir çözüm. Gücü yetebilen ama bunda. Bundan illa adam böyle yapacak diye bir zorunluluk yok. Gücü yeterse adamın. Öbür türlü ne yapacak? O da annesine babasına söyleyecek. Diyecek ki gelin kızınızı toparlayın. Bu kendisini toparlayamıyor. Sıkıntı var, problem var. Biz bunu aşamıyoruz. Kur'an ve sünnet dairesi bu. Ama bu Kur'an ve sünnetin dışında hareket ediyor. Örneğin benimle yatmak istemiyor. Örneğin ben eve girince bunalıyorum, ben dışarıda yaşayacağım diyor. Örneğin işte çocuklarla ilgilenmiyor, psikolojisini bozmuş. Tedavi olmuyor. Veyahut da genç kızlığından rahatsızlığı var. Rahatsızlık evlenince sirayet etmiş. Bunların hepsi de mümkün. O zaman da adam bunu çekmek zorunda değil, eyvallah. Böyle bir kimsenin kimseye zulmetmeye hakkı yok. Ama ve lakin böyle ottan çöpten meselelerle de boşanma hakkı yok kimsenin. Erkeğin de yok, kadının da yok. Ama boşanmak istiyor. Bu sufi, parantez açar, parantez içinde. Bir kadın boşanmak istiyor bir erkekten. Olmayacağını söylüyor. Erkeğin onu nikahında tutup da ona zulmetme hakkı yok. Ama bir erkek de böyle ottan çöpten bir meseleyle annem şöyle dedi, babam böyle dedi, ablam şunu dedi, dayıma sen böyle yapmışsın, yok amcama böyle yapmışsın
Buradan da boşamaya hakkı yok kadının. Kaynana kısmı. Yanlış anlar mı? Anlar. Tersinden anlar mı? Anlar. Eksik anlar mı? Anlar. Bizim toplumumuzda çünkü böyle gelin kaynana birbirini bekler. Ateş etmek için. Ateş etmek için beklerler. Birisi kafasını sütreden çıkarsın da ben ona bir mermi atayım gibisinden. Olur mu? Olur. Cahil insanlarda bunlar olur. Cahildir çünkü. Nefsine uymuş gelin ve kaynanalarda bu olur. Nefsine uymuş çünkü. Gelin dese ki anne buraya otur, vay beni o koltukta oturmayı istemedi de buraya otur dedi bana da boş oğlum bunu. Bunları dinleyen insanım ben. Evet, koltuk yüzünden gelinini boşaltmaya kalkan kaynanalar dinledim ben. Kızcağız demiş ki burası daha sıcak olur diye düşünerekten kaynanasına demiş ki anne buraya otursan, vay bana neden öyle dedi. Oğluna da boşa, sana sütümü helal etmiyorum. Çocuk da boşamaya kalkmış. Allah muhafaza eylesin. Amin. Böyle yapanların da hep burunları sürtülüyor. Kim bir kadına zulmederse, kim bir geline zulmederse, geline zulmederse, ki hangi kadın adama zulmederse, hangi adam kadına zulmederse burnu sürtülüyor. Cenab-ı Hak onu ibret alemlik ortaya düşürüyor. İbret alemlik. İbretlik böyle. Adam bir daha evlenemiyor. O kadına daha sıkıntılı bir gelin geliyor. Daha sıkıntılı bir gelin geliyor. Veyahut da o kadına daha sıkıntılı bir adam geliyor. Bazı kadınlar da nankör. Bazı erkekler gibi. Bilemiyor. Nimetin kıymetini, kadrini bilemiyor. Kadınlar da bilemiyor. Kendince iyi yaptığını, doğru yaptığını asıyor, kesiyor. Bir yıl sonra, iki yıl sonra çıkıyor meydana. Orta yerde mes meydanda kalıyor. Erkekler de aynı. Zulmeden zulmünün karşılığını görüyor. Bu dünyada görüyor da. Başka bir yerde değil. Kibirlenenler bu dünyada görüyor karşılığını. Bu dünyada. Kadına kibirlenen, adama kibirlenen, adamın annesine babasına kibirlenen veyahut da hanımının annesine babasına kibirlenen. Bu dünyada görüyor onu. O yüzden sufilere sözüm. Zulmetmeyin, kibirlenmeyin, tepeden konuşmayın. Gelinlerinle, gelinlerle alakalı etrafta konuşmayın. Bilhassa böyle ne diyorlar ona adamın kız kardeşlerine? Görümce mi diyorlar? Görümce olanlar. Gelinleriniz hakkında iki tarafta konuşmayın. Ailelerin üzerinde ailelerle alakalı konuşmayın. İnsanların namuslarına dillerinizi uzatmayın. Gözünüzle tek başınıza görseniz dahi yanılırsınız. Şeytan sizi yanıltabilir. Kafir cinler sizi yanıltabilir. İnsanların namusuna, şerefine, haysiyetine dilinizi uzatmayın. Yaşarsınız. Görürsünüz bu dünyada. O yüzden insanlarla olan ilişkilerde ince davranmaya çalışın. İnce davranın. Gelin annenize, babanıza karşı bir yanlışlık yaptıysa söyle, anlat, bir daha anlat. Anladı mı? Anladı. Geldi özür diledi, elini öptü mü? Öptü. Aleyhine yollara mı? Gelin erkeğe karşı bir hata yaptı mı kocasına? Yaptı. Anlattın, anladı mı? Anladı. Geldi özür diledi mi senden? Diledi. Aleyhine yollara mı? Bir erkek bir kadına karşılık yanlışlık yaptı mı? Yaptı.
Kadın da ona anlattı mı, yanlış yaptım burada diye anlattı. Anlaşıldı mı mesele? Anlaşıldı. Özür diler. Özür diledi mi? Özür diledi. Aleyhine yollar ama. Aleyhine yollar ama. Gitme dediği yere gitmiş. Ben sana dedim mi buraya gitme diye? Gittin. Ya neden gittin? Gitme dedim sana. Bir erkek. Gitme dedim sana. Bana anlat. Ses yok. Bir talak boşadım seni. Evet. Namus giriyor işin içerisine. Ben sana bu adamı eve alma dedim. Ya benim şuyumum şuydu. Ben sana alma dedim. Dedim mi? Dedim. Sen aldın mı? Aldın. Bir talak bozsun şimdi. Bunu baştan söyle. Bu hak. Bakın buraları daha da bu kadar da keskin. Namusla alakalı. Keskin. Evet. Bunda taviz yok. Bakın bunlarda taviz yok. İşte Facebook'ta görüşüyormuş. Bir talak boşadım seni. Bitti. Bir kadının kocasından başka ve kadın arkadaşlarından başka erkek mi? Nikah düşmeyen kimselerle konuşabilir. Geri kalan ya derviş arkadaşıyım işte. Derviş kardeşim yok kardeşim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu konuda kesin, kati. Bitti. Bir kadının Facebook şifresi adamın elinde de olacak. Vermiyor. O sıkıntı var. Bir kızın Facebook'u varsa babasında, annesinde şifresi olacak. Vermiyor. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Namusla alakalı meselelerde sert, keskin, köşeli. Ama öbür türlü vay işte babasının elini öpmeye unutmuş da, vay nasıl unuturmuş da, boşarım da. Vay annesinin bu koltukta değil burada otur anne demiş de, öyle dedin de boşarım. Bunların hepsi de cehalet. Vay ablası demiş de filanca yere gitti de beni gördüğü halde bakmamazlık yaptı da görmemezlik geldi de sen boşa bunu da. Abicim ben sana, ablacım ben sana bir tane daha ev veririm de bulurum da. Boş bunların hepsi de. Bunların hepsi de cehalet. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bir kadın boşandığı zaman da normalde bu noktada herkesin günahı kendine. Ama kocası, ama karısı kim boşadıysa Allah muhafaza eylesin. Onun o haramı kendisine ait. Biz saati kaçırmayalım yine. Sorunlar şeye kalsın. Ne o? Sohbet sonuna kalsın inşallah. Zikrin faziletlerine devam ediyoruz inşallah. Bu noktada bu faziletleri bitecek. Ondan sonra kafamda inşallah becerebilirsem, başarabilirsem zikrullahın olumlu, olumsuz edepleriyle alakalı neler yapılabilir, neler yapılamaz, zikrullah'taki güdümün çalınması, çalgı aletleriyle alakalı nereden caiz olur, nereden caiz olmaz, zikrullah'taki hal ve hareketler, fiiliyatlar neleri caiz, neleri caiz değil, bunun gibi sohbetler böyle devam edecek. Son fasılda da zikrullahın işte kalpte tecelliyatları, ruhta tecelliyatları nereye kadar götürebilirsek inşallah götürmeye gayret edeceğiz. Faziletlerine devam ediyoruz. Bakara ayet 152. Allah'ı zikredin. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bir de bana şükredin. Nankörlük etme. Cenab-ı Hak beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim.
şükredin ki nankörlük etmeyin diyor. Bu ayeti kerimeden önce Cenab-ı Hak bir peygamber gönderdiğini, bu peygamberin bize dini öğrettiğini, bu peygamberin bir lütuf, bir ikram, bir ihsan olduğunu, bu peygamberin bize insanlığı öğrettiğini, imanı öğrettiğini anlatıyor. Ve ardındaki ayeti kerimede de diyor ki, beni zikredin. Yani ben size bir kitap indirdim. Bu kitabı anlatacak bir peygamber indirdim, bir peygamber gönderdim. Ve sizin dininizi tamam ettim. Ve size bir din gönderdim. Ve size bir peygamber de gönderdim. Ve bununla alakalı artık sizin dininiz tamam oldu. Tamam olduktan sonra artık beni zikredin siz. Bu tam olan, eksiksiz olan bu lütfa, bu ikrama karşılık sizin yapacağınız en önemli ibadet beni zikretmektir. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. O zaman buradaki insanın zikri Allah'a itaat etmek. Allah'a itaat etmek, Cenab-ı Hakk'ın haramlarından uzak durup farzları yerine getirmek. Burada kulun zikri gücünün yettiğince Cenab-ı Hakk'ın emirleri doğrultusunda yürümek. Burada kulun zikri boş zamanını, hiç boş zamanla alakalı bir şey olmadan bütün zamanlarını, sufi vaktin çocuğudur ilkesince zamanlarını zikirle doldurmak, zikirle süslemek, zikirle nurlandırmak ve zikrini zikrine eklemek, zikrini zikrine tamamlamak, zikrini zikriyle devam etmek. Hiç boşluk bırakmadan, hiç gaflete düşmeden Allah'ı zikirle hemhal olmak. Bu bütün günlük hayatını içine alan bir şey. Biz günlük hayatımızı bu düşünceyle, bu tefekkürle geçireceğiz. Günlük hayatımızı. Hani Musa Aleyhisselam'ın meşhurdur ya. Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim? Ya Musa, hiç gaflete düşmeden beni zikrettiğin an bana şükretmiş sayılırsın. Hani nankörlük etmeyin, şükredin diyor ya ayet-i kerimede de. Bunu Musa Aleyhisselam'ın dilinden hadisi kutsi var. Ya Musa, eğer sen günün içerisinde hiç gaflete düşmeden beni zikredersen ancak şükretmiş sayılırsın. Ama bir an dahi olsa, burası çok önemli, gaflete düşer, unutursan bana nankörlerden sayılmış olursun. Bir an. Bunu peygamberine söylüyor. Peygamberlerin ince perdesine bakın. Sen bir an gaflete düşersen beni unutmuşlardan olursun. Bana nankörlerden olmuş olursun. Sakın bana nankörlerden olma. Ya her halinle, her daim Allah'ı zikirle iştigal et. Her halinle. Senin bakışın zikir olsun. Senin duyuşun, dinleyişin zikir olsun. Senin söyleyişin zikir olsun. Senin fiiliyatın, yürüyüşün zikir olsun. Sen zikirsiz gün, saat, dakika geçirme. Senin tefekkürün zikir olsun. Senin her halin zikir olsun. Hani ayet-i kerime var ya, siz yanlarınızın üzerinde ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı çokça zikredin. Bu hal bir kulun üzerinde tecelli etmediği müddetçe o kul Allah'ı zikretmiş sayılmaz. Yürürken, yatarken, otururken, yemek yerken, konuşurken, sohbet ederken her daim zikirle hemhal olacak. Tefekkürünü, rabıtasını, kalbini, vücudunu
azalarını zikre hemhal eyleyecek. Zikre hemhal eyleyecek. Bir an gaflete düşmek, zikrullah'tan kesilmek o kimsenin haramla iştigal etmesine kapısını açar. O kimseye fuhuş kapısı açar. O kimseye fahşiyet kapısı açar. O kimseye nefsiyet kapısı açar. O kimseye şeytaniyet kapısını açar. O kimseye delalet kapısını açar. O kimse delalete düşer. O kimse şeytaniyete düşer. O yüzden sufi bu hale düşmemek için kendisini her daim Allah'ın emirleri kendisini her daim Allah'ın nehileriyle dizayn eder. Beni zikredin ayet-i kerimesi o kimsenin içini dışını bütün fiiliyatlarını içine alması gerekir. O sufi her haliyle Allah'ı zikir üzerinde duracak. Her haliyle Allah'ı zikir üzerinde durursa o kimsenin kalbi ve ruhi seyr-i sülükü olur. O kimse her haliyle zikrullah üzerinde durmaz ise o kimse ne yazık ki nankörlerden olur. Allah'ın zikri temiz ağızların işidir. Allah'ın zikri temiz gönüllerin işidir. Allah'ın zikri temiz insanların işidir. Bir kimse zikrullah halakasına oturuyorsa o kimse kendisini temizlemekle mükelleftir. Bir kimse kirli gelir zikrullah halakasına. Ama zikrullah halakasına oturduğunda temizlenir. O temizlenen kimse yeniden kirin ve pasın içerisine göz göre göre Allah'ın gözünün içine baka baka gitmez. Göz göre göre Allah'ın gözünün içine baka baka delalete ve şeytaniyete koşmaz. Koşmamalı. Eğer koşarsa o kimse Allah'a nankörlük etmiş olur. Allah'a olan şükrünü eda etmemiş olur. Cenab-ı Hak onu zikrullah halakasına oturtturmuş. Allah onu kendi zikriyle süslemiş. Allah onu kendi zikriyle nimetlendirmiş. Allah onu kendi zikriyle lütuflandırmış. Allah'ın onu zikretmesi kadar büyük bir lütuf ve ikram yok. Allah'ın onu zikretmesi kadar büyük bir ihsan yok. Allah'ın onu zikretmesi kadar büyük bir müjde yok. Bu müjdeye, bu ikrama, bu ihsana, bu lütfa geri dönüp o kimse günah-ı kebaire bile bile işliyorsa Allah affetsin, onun zikri artık onun içine tecelli etmez. Onun zikri dudakta kalır. Sufi kardeşler, Allah'ın zikrine oturduktan sonra göz göre göre haramları işleyicilerden olmayın. Allah'ın zikrullah halakasına oturduktan sonra o lütfu, o ikramı, o ihsanı, Allah'ın seni zikretmesini, Allah'ın seni zikretmesini tefekkür et. Sen neye sırt çevirdiğini gör. Sen neye arkanı döndürdüğünü gör. Sen neyi heba ettiğini gör. Allah seni zikretti. Allah seni zikretti halde senin günah kebaille işin ne? Allah seni zikretti. Senin haramla işin ne? Allah seni zikretti. Senin nankörlükle işin ne? Allah seni zikretti. Lütfetti sana. Senin dedikoduyla işin ne? Senin gıybetle işin ne? Senin iftirayla işin ne? Senin elin namusuyla işin ne? Senin deccaliyetle işin ne? Senin haramiyetle işin ne? Vallahi de yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Sen o haramları işleyince Allahu alem. Cenab-ı Hak şu sussa diye bakabilir.
Sen zikrullah yaparken, o haramları tekrar tekrar işlerken, haza, hiç istemem, gönlüm arzu etmez hiçbir derviş kardeş için. Şu kimse sussa da benim adımı anmasa diyebilir. Diyebilir. Dedikleri olabilir. Bu küstahça cesaret, bu nankörce cesaret insanları helaka götürebilir. Nice derviş gördü bu fakir, yıkılmış böyle. Nice derviş gördü. Allah muhafaza eylesin. O yüzden göz göre göre, bile bile Allah'ın zikrinden geri durmayın. Allah'ın zikrinden geri durmak, zikrullahı terk etmek demek değil sadece. Göz göre göre haramları işlemek. Göz göre göre günah kebaire girmek. Göz göre göre kibirlenmek. Göz göre göre dedikodu, gıybet, iftirayla hemhal olmak. Göz göre göre haramlarla iştigal etmek. Allah muhafaza eylesin. O zaman o kimse, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim, sakın nankörlerden olmayın, ayet-i kerimesi o kimsenin üzerinde tecelli etmemiş oluyor. Neden? O çünkü Allah'ı zikretti. Allah da onu zikretti. Ama Allah onu zikrettiği halde o zikrullahın halini ve tecelliyatını düşünmeden gitti haramın içerisine oturdu. Bunu düşünmeden gitti her türlü melaneti işledi. Ve o Allah'ın nimetine nankörlük etmiş oldu. Çünkü geçen haftadan dersi biliyoruz ki Allah'ı zikretmek en büyük işti. Ve o en büyük işe, o nankörlük de cevap verdi. O en büyük işe nankörlerden oldu. Ve o kimse gitti Allah'ın zikir halakasını terk etti. Gitti o haldeyken haramlara daldı. Allah muhafaza eylesin. Amin. İşte o zaman da Cenab-ı Hakk'ın o lütuf halakasını, o lütuf ırmağını, o lütuf deryasına sırtını döndü, nankörlerden oldu. Allah nimetine nankörlük edenleri sevmez. Allah nankörlükte haddi aşanları sevmez. Allah nankörleri sevmez. Allah bu noktada nimetine hamd etmeyenleri sevmez. Hamd edin ki size nimetlerimi arttırayım. Allah'ı zikredin ki Allah nimetini arttırsın. Allah'ın zikrine oturduğunuza hamd edin ki Cenab-ı Hak size olan zikrini fazlalaştırsın. Kim bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Kim bana 10 adım gelirse ben ona 100 adım gelirim. Kim bana 100 adım gelirse ben ona koşarım. Hadis-i kutsisi tecelli etsin. Eğer bu noktada zikrullah nimetine, zikrullah lütfuna, ikramına biz sırtımızı dönersek o zaman da nimetine nankörlük etmişlerden oluruz. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kıymetli dostlar, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ki nankörlerden olmayasınız. Ayet-i kerimesi bizi ince bir perdeye götürür. İnce bir perdeye. Din tamam olmuş. İslam tamam olmuş. Ve bu İslam'ı, dini tamamlayan bir peygamber gönderilmiş. Ve bu peygamber bize dinini yaşamamız için en ince ayrıntılarına kadar bize anlatmış dini. Ve bize Kur'an'ı tefsir etmiş. En ince ayrıntılarına kadar. Anlayabileceğimiz şekilde bize anlatmış. Ve sonunda Cenab-ı Hak diyor ki, sizin günlük hayatınızı dizayn ettim. Günlük hayatınızı dizayn ettim. Sizin nasıl yaşamanız gerekirken, mahşere nasıl gelmenizi gerektirirken ve sizin neleri nasıl yapmanızı gerektiren bütün ne var ise hepsini size öğrettim. Size öğretici bir peygamber, bir Kur'an gönderdim. Siz bu Kur'an'a, bu peygambere uyun ve buna tabi olun. Ve bunu gönderdiğimden dolayı bunun karşılığında sizin yapabileceğiniz en büyük iş
Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmektir. Bu nimetin karşılığı Allah'ı zikretmektir. Bu lütfun, bu ikramın, bu ihsanın karşılığı Allah'ı zikretmektir. Zikretmek de en büyük iştir. O zaman bu en büyük işi yapın. Ve bu en büyük işi yapın ki ben de sizi anlayayım. Ve hadis-i kutsi'de diyor ki kulum beni kendi nefsinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ben de özür dilerim. Ben de onu kendi nefsimde anarım. Kulum beni nefsinde anarsa, kendi kendisine zikrederse, kendi kendisine beni anarsa, ben de onu kendi nefsimde anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, bir topluluk içinde beni zikrederse, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım, zikrederim. Ben onu daha yüce bir topluluk içerisinde zikrederim, anarım. O zaman bir kimse topluluk içerisinde Allah'ı zikrettiyse, Cenab-ı Hak da onu daha iyi bir topluluk içinde zikrettiyse, artık kul onun bu nimetine nankörlük etmeyecek. Kul buradan geri dönmeyi düşünmeyecek. Kul buradan geri dönmeyecek. Mümkün olduğunca kendisini haramlardan uzak tutup, mümkün olduğunca kendisini zikrullah ile hemhal eyleyecek. Ve zikrullahını bütün her şeyiyle yapacak. Fiiliyatıyla, diliyle, kalbiyle, amelleriyle Allah'ı çokça zikredecek. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Amin. Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. O beni andığı sürece ben onunla beraberim. O beni yalnız başına anarsa ben de onu öylece anarım. Eğer beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı olan bir toplulukta anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşacak olursa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim der Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de. O yüzden kıymetli dostlar, biz her halimizde ve her noktada, her dairede Allah'ı zikirle inşallah hemhal olacağız. İkinci ayeti kerimede Cuma suresi ayet 10. Namaz kılındıktan sonra dağılıp Allah'ın lütfunda nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtulasınız. Bu malum Cuma suresi Medine'de inzal olan ayetlerdir, suredir. Ve bu Cuma ile alakalıdır. Yani normalde bir ayet öncesi Cenab-ı Hak Cuma'da Cuma namazının farziyetiyle alakalı ayet-i kerimeyi söyler. Ve ardındaki ayet-i kerimede der ki siz bu namazı kıldıktan sonra ve diğer namazlar da bunun içerisine girer. Namazlarınızı kıldıktan sonra dağılın. Çünkü İslam'da ruhbanlık yoktur. İslam'da namazdan sonra da camileri kendisine yurt edinip orada sabahtan akşama kadar camide oturmak, tekkeleri kendisine yurt edinip hayatını orada geçirmek, medreseleri veyahut da işte bu manada herhangi bir yeri kendisine yurt edinip orada hayatını geçirmek yoktur. İlim öğrenmek bundan müstesna. Bir kimse ilim öğrenmek için medreseye kapanır, okula gider gelir, bunlar sıkıntı değil. Hani vardır ya, işte o kimse tekkeye gitmiş, kapatmıştır kendini. Biz onu çok methederiz ya, kendi dairemizde. Değil. Yolumuz o değil. Ayet-i Kerime'de namazı kıldıktan sonra dağılın. Evet. Yeryüzüne dağılın. Namazı kıldıktan sonra siz mescide kendinizi kapatmayın. Tekkeye kendinizi kapatmayın. Ya dağılın. Ve diyor ki
Allah'ın lütfunda nasibinizi arayın. Siz çıkın, çalışın, gayret edin. Nasibinizi arayın. Her konuda gayret edin. Hem dünyevi işinizde hem uhrevi işinizde gayret edin. Allah'ın lütfuyla gayret edin. Arayın onu. Devam ediyor. Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtulasınız. Bu haldeyken dahi. Siz namazı kılıp dışarı çıktıktan sonra da Allah'ı çokça zikredeceksiniz. Allah'ı çokça zikrederekten kurtuluşa ereceksiniz. Allah bunun tersine Allah'ı çokça zikretmeyenler kurtuluşa eremezler. Kimler kurtuluşa ererler? Allah'ı çokça zikredenler. Allah'ı az zikredenler kurtuluşa eremezler. Başka bir ayet-i kerimede de o münafıklar Allah'ı az zikrederler der. O zaman Allah'ı az zikretmek münafıklık alameti oldu. Allah'ı çokça zikretmek müminlik alameti oldu. Namazı kılın. Hani böyle işte normalde toplanıp zikrullah yapmak yok. İşte devamlı Allah Allah demek yok. Devamlı ya Resulullah ya la ilahe illallah la ilahe illallah demek yok diyenler var ya. Hadis-i şerifleri reddederekten. Onlara cevap aynı zamanda bu. Geçen hafta da Ankebût suresinde öyleydi ya. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Ama Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Namazla zikri ayırmıştı ya. Burada da ayırıyor namazla zikri Cenab-ı Hak. Diyor ki siz namazı kıldıktan sonra Allah'ın lütfuyla dağılın. Ve Allah'ın lütfundan arayın. Neyse rızkınız. Neyse sizin hicretiniz. Neyse sizin yönelişiniz. Ticaretse ticaretinize yönelin. İşiniz varsa işinize yönelin. İlim ehliyseniz gidin ilminize yönelin. Bir okulda okuyorsun git okuluna devam et. Memurluk yapıyorsun memurluğuna devam et. İşine devam et. İşini asmak yok. Ama bunları yaparken de Allah'ı çokça zikret. Allah'ı çokça zikret. Allah'ı az zikretme. Allah muhafaza eylesin. O zaman aldığınız, sattığınız ve her halinizde ne yaparsanız yapın. Allah'ı gözetmek, Allah'ın hukukunu gözetmek, Allah'ın sınırlarını gözetmek ve her daim gaflete düşmeden ya Davud uyanık ol hitabını kendi nefsinize alaraktan her daim zikirle hemhal olmak. Her daim Allah muhafaza eylesin. Tüccarlar, ticaret yapanlar, dükkan sahibi olanlar, namazlarınızı kıldıktan sonra eğer çarşıda, pazarda işleri olanlar, muhakkak ki onlardan geçerken La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir demeyi unutmayın. Unutmayın. Camiden çıktınız, dükkana giderken bunu çekin. İş yerinizde bunu çekin. Ticaret yapanlar, tüccarlar, bayanlar, erkekler, alışveriş için çarşılara gittiğinizde sünnet-i Resulullah. Bunu muhakkak söyleyin. Bunu söylemezseniz şeytan sizi ticaretlerinizde aldatır. Bu zikrullahı yapmayan dervişlerin ticaretlerinde bereket olmaz. Almadan, satmadan önce alışverişe çıkanlar, erkekler ve bayanlar bir şey almadan, satmadan önce La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir demeyi unutmayın. Ticaret yapanlar, esnaflık yapanlar, toptana mal almaya gidenler, perakendeye mal satmaya gidenler, hepiniz bu zikrullah ile hemhal olmaya gayret edin. Dükkan açanlar bununla hemhal olun. Kim bir çarşıya gider de La ilahe illallahü vahdehu la şerike le
lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külü şeyin kadir der ise şeytanın tasallutundan muhafaza olur. Hadis-i şerif. Siz çarşılarda dolaşırken orada şeytan çok olur. Orada şeytanlar çok dolaşır. Orada cinni kafir taifesi çok dolaşır. Orada onların musallatından muhafaza olmak isteyenler La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyecek. Bunu söyleyecek. Böylece iş yerlerinde, pazarlarda, çarşılarda şeytanın ve kafir cinlilerin musallatından korunmuş, muhafaza edilmiş olacaksınız. Bir size esnaf gelecektir, bir müşteri gelecektir. Şeytan onun kulağına üfler. Şeytan onun kulağına üfleyerekten senden geri çevirir. Bir mal satacaksın, şeytan onun kulağına üfler. Çünkü şeytan sufilerle mücadele eder. Şeytanın işi gücü sufilerledir. O yüzden sufiler iş yerlerini besmeleyle açacaklar. İş yerlerini açtıklarında makamlara bağışlayacaklar. Üç İhlas bir Fatiha-i Şerifeleri okuyup ve Allah'a dua edecekler. Dükkanlarını açtıklarında bu zikrullah'a devam edecekler. Eğer varsa vakitleri, varsa müsaadeleri oturup en az bunu 100 sefer çekecekler. İş yerinizde oturup bunu 100 sefer çekeceksiniz en az. Ve Allah'a yalvaracaksınız ya Rabbi. Ne aldatanlardan olayım, ne aldananlardan olayım. Allah'tan yardım dileyeceksiniz. Allah'tan sabırla, namazla, zikirle yardım dileyeceksiniz. O yüzden Cenab-ı Hak ayeti kerimede diyor ki, namazlarınızı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın. Yeryüzüne dağılın. Dükkanınız var, gidin dükkanınıza. İşiniz var, bakın işinize. Namazınızı kıldınız, durmayın mescitte. Namazı kıldın, mescitte durma. Takva değil o. Şeytan seni aldatmasın, kandırmasın. Allah'ın ayetine karşı geliyor o kimse mescitte zaman geçirirse. Sebep? Diyor ki, dağılın namazı kıldıktan sonra. Namazı kıldıktan sonra dağılın. Namazı kılmışsın. Yürü. Bak işine. Git dükkanına bak. Git işine bak. Neyse işin. Git dersini çalış. Neyse işin. Ve Allah'ı zikret. Allah'ı çokça zikret. Ki kurtulasınız. Öyle aman. Hatta sahabeden bazıları sırf buna mazhar olmak için, sırf bu hadisi şerife mazhar olmak için, orada Allah'ı zikretmek için, çarşılarda zikrullahın daha kıymetli olduğunu bilen sahabe, zikretmek için çarşıları seçerdi. Zikretmek için çarşıları seçerdi. Şeytan orada kol geziyor çünkü. Kafir cinliler orada dolaşıyorlar, kol geziyorlar. Ama zikrullah'tan beri olursan orada aldanırsın. Zikrullah'tan beri olursan kaybedersin. Ne yapacaksın? O zaman devamlı la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala küllü şeyin kadir diyerekten işini, gücünü, dükkanını, esnaflığını ne yapacaksın? Yaşamaya devam edeceksin. Allah muhafaza eylesin. Kim böyle derse, kim böyle söylerse bir sefer söylerse, bin kere ona iyilik yazılır, bin kere de ona kötülük silinir ondan. Buradaki bin adedine bakmayın. O gün için Araplarda en yüksek sayı bindir. Katrilyon yoktu daha. Tentitrilyon yoktu.
Neydi en son? Neydi? Kentrilyon muydu? Evet. Kentrilyon yoktu. Sen hayret bilmediğin bir şey çıktı. Artık bilmiyorum. Eyvallah. Bugün yoktu Araplarda bu sayısal rakamlar. En yüksek rakam 1000'di. En yüksek rakam 1000'di. Mesela bazı salatı selamlar vardır. İşte o arşın sahibine 1000 salatu selam olsun diye. O kürsünün sahibine 1000 salatu selam olsun. O Kur'an'ın indirildiği peygambere 1000 salatu selam olsun diye meşhur salatu selamlar vardır. Ben hatta bazen onların Türkçesini okuyorum veyahut da işte televizyonlarda bunu böyle sesli olarak okuyorlar veya radyolarda. Kendi kendime diyorum ki yani o 1000 diyen kimse o gün için o günkü sayısal 1000 ya 1000'den söylüyor. Halbuki ona dese ki yarattıkları adedince salatu selam olsun. Yaratacakları adedince salatu selam olsun. Bitti. Sonsuz ona salatu selam olsun. Sonsuz. Bitti. Tabi süslenmesi böyle uzun olması da güzel bir şey. Allah bizi onlardan eylesin. O yüzden normalde bir kimse bunu söylerse ona diyor ki 1000 iyilik yazılır ona. 1000 de kötülük yazılır. 1000 de kötülük silinir. Kim bu zikrullahı, bu La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Günde 100 sefer söylerse İsmail aleyhisselamın kavminden 10 köle azat etmiş gibi ona sevap verilir. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Kulum beni anarken dudakları benim için hareket ettiğinde ben de onunla beraberim. Demek ki Allah'ı zikir için sizin dudaklarınız hareket ettiği müddetçe her daim. Siz bir fiiliyatta bulunduğunuz müddetçe zikirle alakalı. Zikir için buraya geliyorsunuz. Fiiliyat, adım attınız. Cenab-ı Hak sizin. Niyetlendiniz zikrullah'a gidiyorsunuz. Allah sizinle. Niyetlendiniz, zikrullah yapıyorsunuz. Allah sizinle her daim. Her daim. Her daim. Bundan şek şüphe etmek Allah muhafaza eylesin. Amin. Hadis-i Kudsi'den şek şüphe etmektir. Rabbim korusun inşallah. Amin. Yine sahabeden birisi diyor ki, Ya Rabbi İslam'ın rükünleri çoğaldı. Bu artık böyle Medine'nin son dönemleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin artık her şey kemale erdi, İslam dininizi tamam ettim dedi. Yaş, genç sahabeler yaşlandılar. 30 yaşında Müslüman olan 50 yaşına geldi. 50 yaşında Müslüman olan 70 yaşına geldi. 40 yaşında Müslüman olan 60 yaşına geldi. Yaş geçti. Çok şiddet yıllar geçirildi. Yorgunluk var. Törpülendiler. Yıprandılar. Yıprandılar. Yoklukla mücadele ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Medine dönemi 13 yıl. 13 yılda onca savaş yaşadılar. Önce gazalar. Onca seriyeler. 13 yıl içerisinde Hayber fethedildi, Mekke fethedildi, çevre, bütün Beni Kureyze kabilesi perişan oldu, Yahudiler, Hristiyanlar büyüdü İslam toprakları. Savaşla geçti 13 yıl. 13 yıl savaşla geçti. 13 yıl savaşla geçti. Medine-i Münevvere'de. Savaş ve savaş hazırlıkları. Uhud, ardından Hendek, Hayber,
Bedir. Ardı ardına. Zaten Uhud, Hendek, Bedir ardı ardına. Ve bunlar böyle kolay şeyler değil. Bire bin var karşıda. Bire bin var. Bire bin. Bu anlatırken edebiyatı güzel. 13 yıl boyunca savaş ve savaş hazırlığıyla geçirdiler. 13 yıl. O yıpranmışlığı düşünebiliyor musunuz? İçinde gözü oktan kör olan, kılıç yarası, kama yarası. Bazı sahabelerin üzerinde 70 kusur tane kılıç yarası var. Kimisinde 100 kusur tane kılıç yarası var. Kılıç yarası olmayan sahabe yok gibi. Ok yarası olmayan sahabe yok gibi. Herkesin bir tarafında bir ok yarası var, kanayan bir yara var. Bir kılıç yarası var, kanayan bir yara var. Kanayan bir yara var. Tedavi edilenleri var, edilemeyenleri var. Oğullar gitmiş, kızlar gitmiş, evlatlar gitmiş, eşler gitmiş, kadın erkek. Herkes bir şeylerini feda etmişler. Ve sahabeler artık yaşları normalde geçiyor. 50 yaşında ölümü bekleyen var. 60 yaşında yaşlıyım diyen kimseler var. Yıpranmışlıktan, yorgunluktan, açlıktan, açlıktan. Bizim en fakirimiz onlar için lüks bir hayat yaşıyor şu anda. En fakirimiz lüks hayat yaşıyor. En fakirimiz lüks hayat yaşıyor. Onlar öyle yaşadılar. Ve sahabe soruyor. Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri çoğaldı. Bana bir şey söyle, ona sarılayım ben. Bana bir şey söyle, ona sarılayım ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin cevabı muhteşem. Dilin Allah'ı anmaya devam etsin. Dilin Allah'ı anmaya devam etsin. Dil ile zikri küçük görenlere cevap. Dilin anmaya, dilin Allah'ı anmaya devam etsin. Başka bir sahabe söylüyor. Diyor ki benim mecalim kalmadı. Yaşlandım ya Resulallah. Artık eskisi gibi kuvvetim yok. Güçten, kuvvetten, takattan kesildim. Bana bir şey söyle. Öyle bir şey söyle ki ben onunla ahiretimi tamam edeyim. Ben onunla Allah'ın huzuruna çıkayım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Vesvese şeytandandır. Normalde namazda veyahut da normalde vesvese gelenler Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyecekler. Namazda dahi vesvese gelirse, namazda dahi vesvese gelen, namazda normalde okuyacağını unutan, namazda rekatını unutan, vesveseye dalan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Kişi üstadından uzakta bir memlekette ise nasıl zikrullah yapmalı? Orada da zikrullah halakası kurulması için mücadele edecek, gayret edecek. Normalde üstadın yanında olacak, orada zikrullah edecek de bir kaide yok. Üstadının memleketinin dışında olanlar da orada zikrullah halakası yok ise zikrullah halakası kurmak için gayret edecek. Orada da zikrullahın halakanın genişlemesi için mücadele edecek. Zikrullah halakasından uzak kalmasının ne gibi etkileri olabilir? Olumsuz etkenleri nasıl bertaraf edilebilir?
Bu noktada en önemli zikrullah halakasından uzak olmak, şeytana dost olmak gibidir. O yüzden mümkün olduğu müddetçe yalnız başına dahi olsalar arkadaşlar değişik illerde, ilçelerde oturup burada zikrullah halakasındaymış gibi makamlara bağışlayıp oturacaklar, Allah'ı zikredecekler, rabıta edecekler. İnşallah bu noktada halakanın sevabını alacaklar. Üstadının yaptırdığı zikrullah halakasında bulunmasının aralığı ne kadar olmalıdır demiş. Bizim üstadımız Allah rahmet eylesin, oğlum 40 günü aşmamalı bir derviş üstadını ziyaret etmeli, üstadını görmeli, onun halakasına oturmalı derdi. Yahudiler dediler, Zübeyir olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı. Onun suyu, nuru, hürmetine yarattı. Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu dediler. İsa olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı. Onun nuru, suyu, hürmetine yarattı dediler. Haşa. Bizim için de böyle tehlikeler var mı? Her ümmet aynı hataları düşmüş. Aşırı sevgi. Sevgililerinin şarkürü kayınca zahire dönüşmüş. Bunlar için böyle şey söz konusu olabilir ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetlerinin gerçekten yüzü suyu hürmetine yaratıldı Muhammed-i Mustafa. Bunu normalde internette çok geziyor böyle bir şey. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetlerine muhabbeti kırmak için, ona bağlılığı kırmak için bu tip sözler söylüyorlar, uyanık olun. Herhangi bir vakit namazının farzını kılmak için bir camiye girdiğimizde hazır olan bir cemaat o vaktin farzını kılarken o cemaatten ayrı olarak namaz kılabilir miyiz? Eğer vakit namazını kılacaksanız aynı vaktin namazını, o yüzden camideki cemaate uymanız büyük bir sünnet olur. O yüzden orada cemaati göz göre göre terk etmek hoş olmaz. Eğer ki aynı vakit namazını kılacaksanız. Ama yolcudur mesela. Bir kimse ikindi namazını kılıyordur cemaat orada. O kimse önce öğlen namazının farzını yetiştirecektir. O yüzden cemaatten ayrı olarak önce öğlen namazının farzını kılıp sonra cemaate tabi olabilir. Bu tip şeyler yaşanabilir. Ama öğlen namazının farzı kılınacaksa, sen de öğlen namazını kılacaksan cemaatten ayrı kılman, ayrı kalman, ayrı kılman hoş değil, sünnete aykırı. Benim babam alkol kullanıyor, anneme ağzı alınmayacak sözler sarf ediyor. Çok sinirimi bozuyor bu durum. Bana babama nasıl davranacağım konusunda yardımcı olur musunuz? Babana yardım et, babana dua et, babana ikram et, babana ihsan et. Babanı bu noktada içkiden kurtarmak için mücadele. Babalarınıza ters davranmayın. Saadat kime denir, kimlerin yanlarında bulunur, herkesle konuşurlar mı? Herhalde bu saadat dedikleri. Bu menzildeki kardeşler, onlar kendi silsilelerine saadat derler. O yüzden normalde üstadlarına ve üstadın üstadına, üstadın üstadına saadat derler. O yüzden lafız olarak, kelime olarak bunu kullanırlar. O yüzden burada arkadaş yazmış, ne o? Kimlerin yanlarında bulunurlar diye. Herkesle konuşurlar mı? Muhakkak ki konuşurlar. Onlar da sünnet-i seniyede sorunlu, herkes sorunlu. Sürme çekmenin sünnet olduğunu duydum. Sürmenin bir edebi var mıdır? Ne zamanlar sürülür? Sürme sünnet, gözlere şifadır. Kadınlar evlerinde sürerler. Erkekler de normalde erkeğin süsüdür. Dışarı çıktıklarında da sürerler. Yalnız dikkat edin, bu normalde erkeklerin de gözlerine sürmesi sünnet olmasına rağmen sonradan bu sürmeyi, erkeklerdeki kullanılan sürmeyi, ne yazık ki yumuşaklar, homoseksüel erkekler
sürmeye başladılar. Artık erkekler bu noktada, genç erkekler, bilhassa sakalı bıyığı böyle yoksa onların sürmesi, kullanması başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. O yüzden mesela biraz daha yaşlı, sakalı ağırmış erkekler bunu bir erkeğin süsü, ziyneti olarak kullanırlarsa bir beis olmaz. Ama ve lakin gençler kullanılırsa yanlış anlaşılabilir. Mesela namazda bir hareket vardır, sünnettir. Zamanla ulema bunu terk etmiş, yanlış anlaşılıyor diye. Oturuşta parmakların bir işareti var, bu işaretten hariç. Bunu ulema yanlış anlaşılıyor diyor, zaman içerisinde terk etmiş. Namazın rükunlarının içerisinde yok şu anda. Bunun gibi bazı şeyler bazı toplumlarda yanlış anlaşılıyorsa, bu zaruretten değil ise yanlış anlaşılmayı önlemek için o sünnet terk edilebilir bu noktada. Bu zaruretten bir şey değil. Erkeklerin, bilhassa genç erkeklerin sürme çekip etrafta dolaşması zaruretten değil. Bu noktada hadi saçı uzatmayı da öyle algılayalım. Ama çok şimdi o saçı uzatmak o kadar algılanmıyor ama sürme öyle algılanıyor. Çünkü çıkıyor bazı eşcinsel erkekler televizyonlarda sürmeli mürmeli görününce ve eşcinsel erkekler sürme ve kınayı kullanınca o zaman bu sünnet deyip de birisinin kullanması bu noktada yanlış algılara sebebiyet verebilir. O yüzden onu terk edebilir insan. Ben 16 yaşında bir dervişim. Babam zengin, beni hiç aramıyor. Ben de onu aramıyorum. Annemle kalıyorum. Günahı var mı? Babanı ara. Babanla görüş. Babanla konuş. Babanın gönlünü al. Babanın helallığını al. Kibirlilik yapma. Benim çocuklarım var kendi evimde, kendi evime ancak yetiyorum. Derviş olan komşularım bana sormadan kendileri gezmeye gidip, bana sormadan, iznimi almadan çocuklarıma bakar mısın demeden çocuklarını bırakarak, emir vaki yaparak bırakıyorlar. Bu yanlış. Hiç kimse kimsenin çocuğuna bakmakla mükellef değil. İzin alacak, müsaade isteyecek, müsait misin diyecek. Hatta bunu söylemesi dahi yanlış. Yüzü tutmayabilir, yüzü tutmadığından dolayı müsait değilim diyemeyebilir. Bir derviş, bir sufi böyle yapmaktan uzak duracak. Asla bir kardeşine yük olmayacak. Bunu söylemeyecek bile. Bunu söylemeyecek bile. Neden o kimse bu noktada yüzü tutup hayır demeyebilir? Tutmaz yüzü derviş hayır deme. Dervişliğinizi kullanaraktan bir başkasına yük olmayın. Dervişliğinizi kullanaraktan birisinden bir şey istemeyin. Dervişliğinizi kullanaraktan birisinin hoşuna gitmeyecek bir şey yapmayın. Kimseye yük olmamak, kimseden bir şey istememek, kimseye bu noktada problem olmamak yolumuzdur. Kimseden bir şey istemeyin. Kimseye yük olmayın. Kimseden bir şey isteme, kimseye yük olma. Hiç kimseyi kendi nefsine mecbur kılma. Hiç kimseyi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Babaannem çok rahatsız yatmakta. Allah şifa versin inşallah. Bütün maddi manevi rahatsızlığı olanlara.
Eşlerin birbirine karşı davranışları nasıl olmalıdır? Sufiler hukuk aramazlar. Sufiler birbirlerine sevgiyle, muhabbetle, şefkatle, merhametle yaklaşırlar. Sevgi, merhametin, şefkatin olduğu yerde hukuk aranmaz. Ama insanlar sevgiyi, şefkati, merhameti istismar ediyorlarsa ve birbirlerinin hukuklarına riayet etmiyorlarsa o zaman eşlerin birbirlerinden hukuku istemeleri hakları olur. Derviş kardeşler sufi ahlakıyla ahlaklanıp eşlerini üzmemeye, kırmamaya, incitmemeye gayret edecekler. Eşini üzen, ister kadın ister erkek olsun, eşini üzen, onu kıran, onu inciten sufi ahlakından uzaklaşmıştır. O yüzden sufi ahlakından uzaklaşmayın. Sevginin, şefkatin, merhametin olmadığı yerde hukuk olur ama hukuk da köşelidir, serttir. Sufilerin hukuk dairesinde değil, şefkat, merhamet, rahmet, sevgi dairesinde yaşamaları gerekir. Ehli şeriata hukuku önüne koyarsın, ehli şeriatı hukukla terbiye edersin. Ama söz konusu olan sufi ise, sufi sevgisiyle terbiye eder. Şefkatiyle, merhametiyle terbiye eder. Sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle davranır o. Sufilik budur. O yüzden eşler birbirlerine sakın ha, sevgisiz, merhametsiz, şefkatsiz davranmasın. Sufiliğin yolu, eşlerin birbirlerine sevgi, merhamet, şefkatle davranmasından geçer. Erkek çok kızsa dahi Allah'ın emaneti olan eşine bağırması doğru mudur? Sufiler için doğru değildir. Erkekler eşlerine bağırıp çağırıp hakaret etme, onları korkutma noktasında olmaz. Eşine bağıran, çağıran, hakaret eden, onu korkutandan sufi olmaz. Olmaz. Şu işin kolay tarafı. Ya bir bilsen benim sen hanımımı. Bunlar işin kolay tarafı. Sevgi eken sevgi biçer. Şefkat eken şefkat biçer. Merhamet eken merhamet biçer. Sen sevgiyle, şefkatle, merhametle davran. Hangi eş olursa olsun, zulmeden, zulmeder, 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 gider bir gün Allah'ın kılıcına çarpar. İster kadın zulmetsin, ister erkek zulmetsin. Zulmedenin karşısında sabreden bir sufi var ise, vallahi de o zulmeden kimsenin hakkından Allah gelir. Kadın erkek değişmez bu. Birisi zulmediyorsa taraflardan birisi, karşıdaki kimse de susarsa yeminle onun hakkını Allah alır. O kimse tokadın nereden geldiğini bilmez. Gider kılıca çarpılır, dilim dilim doğranır. Dilim dilim doğranır. Hiç kimse kendini kibir dünyasına atıp kendisini haklı görmesin. Zulmetme, 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 zulmetme. Kadın erkek değişmez. Zulmetme. Senin zulmüne sabırla yaklaşan kimse var ya, seni dik aşağı devirir. Dik aşağı devirir seni. Bu kim olursa olsun. Ne dervişliğin kalır, ne çavuşluğun kalır, ne zakirliğin kalır, ne şeyhliğin kalır, ne pirliğin kalır. Hiçbir şeyin kalmaz. Zulmetmeyin. Ne diyor Hazreti Mevlana? İncin sen de incitme.
İncinsen de incitme. Yol bu. Kadınlar zulmediyor. Sen sabırlı ol. Hasbinallahu ve nimel vekil de. Gider kayaya çarpar. Erkek zulmediyor. Sakin ol. Gider kayaya çarpar. Gider kayaya çarpar. Gider kılıca çarpar. Gider duvara toslar. O yüzden kimse zulmetmesin. Bir bayan yanında mahremi olmadan bayanlarla geziye gitmesi uygun mudur? Uygundur ama eşinin izni olması gerekir. Eşi olmadan bayan tek başına başka bir ile anne babasını ziyarete gitmesinde sakınca var mıdır? Hanefi'ye göre vardır ama velakin normalde bugün için bu yol emniyeti söz konusudur. Yol emniyeti varsa gidebilir, yine eşinin iznine tabidir. Biyoenerjiyle tedavi olan hastalar iyi geldiğini söylüyorlar. Benim de bir sıkıntım var. Benim de bu yolla tedavi olmam uygun mudur? Uygundur. Uygun mu doktor? Buluyor yani değil mi? Ne yapıyor böyle elleriyle enerji mi dağıtıyor? Bizim kafa kırıklığımıza iyi gelir mi? Gelmez mi? Biz direkt psikiyatrilik miyiz? Beraber mi yatacağız şimdi oraya gittiğimizde? Ayrı servisten. Allah. Kul sen ne kıskançsın ya? İyi ayıracak illa ki ya. Sen düşünebiliyor musun? Bir odanın bir köşesinde, benim bir köşesinde bu. Oradan mı geldi, buradan mı geldi? Oradan mı göründü, buradan mı göründü? Sizin bütün ne kadar psikiyatri dalında doçent, profesör, ne kadar ne varsa hepsi bizim odaya gelen döne döne gidiyormuş. Öyle mi? Gidelim olmazsa bir sinema olsun. Ama senin için iyi olmaz. Ben rapor alacağım ya. Hepsi bir gerçek. Al işte. Bu da ne var? Dilde ne? Olmayanı? Belirti değil mi? Bak oğlum sağlığımızı yap anne. Çıkarım çıkmazsa konuşacağım. Onların bütün bölümünü toplasam oraya, onları bir ruhlar aleminden bahsetsem ben, bir şeytandan, cinlilerden, olmayan şeyler ya, onlar inanmıyorlar değil mi? Soyut bilim ama soyut inanmıyorum. Böyle değişik bir şey var. Yani bir şey diyor, evet bir şey var mı? Onun ruhu kısmı, ruhu şeyi kabul etmiyor. İnanca girdiği için, yani biz diyor, bilim inançta görmez diyor. Onun ruhu bunu kabul etmiyor. Beni mi atacaksın bomba olarak? Ya inşallah. Sor bakalım, aladım mikrofonu. Mikrofonsuz sormuyor ya. Babacığım, şimdi biz Allah'ı bilmek üzere buradayız. Ve bilginin, mesela ayet-i kerimelerde de Allah-u Teala alimdir ve ilim sahipleri, alimler hadis-i şeriflerde de çok övülmüşlerdir, ilim. Fakat bazı yoldan sapanların büyüklerine baktığımız zaman da, kıssalardan okumuş olduğumuz zaman da hep ilim sahiplerinin yoldan saptığını görüyoruz. Biz bir yerden ilmi ararken, ilim de eğer yoldan sapıtıyorsa, doğru ilimle yanlış ilim arasındaki farkı nasıl bulacağız? Yani biz bildikçe, biz ilim sahibi oldukça,
yoldan çıkma, sapıtma tehlikemiz mi artacak? Bunun ölçüsü nedir? Nasıl kendimizi muhafaza edebiliriz? İhlasla. Bu nasıl mümkün olur? Yani kalbi. Sapıtan ilim ehilleri zahiri ilim erbabı sapıtır. Kalbi ilim erbabı sapıtmaz. Kalbi ilim erbabının elinde delil, kalbine gelen doğru ilhamlardır. O yüzden kalbi ilim erbabı zahirini Kur'an ve sünnete bağlar, kelama dalmaz. O sapıtanlar kelama dalanlardır. Ama kalbi ilim erbabı Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışır, zahirini Kur'an ve sünnete göre dizayn eder. Ama iç alemini kalbi olarak yürütür. Kalbi olarak yürütmesi de haldir. O hal olduğu müddetçe de o kalbi ilim erbabı asla zındıkaya düşmez. Peki bu hal kaynağı kişinin üstadı mıdır? Bu hal sonuçta pirsiz olmaz der Hazreti Mevlana. O yüzden o halin de delili sağlaması üstadıdır o kimse. Çünkü bir kimse kendi kendine rüya görmüş olsa, o kendi kendine kendi gördüğü rüyasıyla kendi kendine bir şey yapamaz. Üstadı vardır, onun sağlaması odur. Haldir, o rüya da halin içerisine girer. Kalbine gelen ilham da kalbine gelen ilham da halin içerisine gelir. Halin içerisine girer. Bunun sağlaması, bunun delili üstadıdır. O kimse kalbine hangi ilhamı alırsa alsın, hangi rüyayı görürse görsün, gidip üstadına müracaat eder. Üstadı onun delili olmuş olur. O yüzden yoldan sapıtmaz. Eğer üstadıyla bağlantısını keser, ilişkisini keser, olmadan oldum davasını düşerse sapar o da. Hep sapanlar oradan sapmışlar. Kendi kendilerine oldum davasına girmişler. Oldum davasına girince de sapmışlar. İlmin fazlalığından mı oluyor bu? Bu ilmin fazlalığından değil. Burada kalbi olan gidenlerin nefis ve şeytana bağlı. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Sözü onlarda tecelli ediyor. Adam şeyhini bırakıyor. Oldum davasına giriyor. Oldum davasına girince de o kimse sapıtıyor. Bu kalbi gidenlerin sapıtma yolu burası. Kalbi gidenler üstadlarına bağlı bulundukları müddetçe asla sapkınlığa düşmezler. Hatta meşhurdur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat 29. mektup 9. kızım 8. telif der ya. Orada normalde kalbi harekete gelmeyen. Bakın kalbi harekete gelmeyen. Tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen mütefennin alim zat da olsa bugünkü zındıkanın karşısında kendisini muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Sapıklığa giderler, delalete düşerler. Bakın ne? Tarikatta hissesi olmayan, kalbi harekete gelmeyen mütefennin alim bir zat da olsa diyor. Mütefennin, yani mütefennin dediği dünya ilimlerine sahip. Alim dediğinde burada zahiri ilimlere de sahip. Yani o kimse hem dünya ilimleri var hem de din ilmi var. Alim zat. Kalbi harekete gelmemiş, tarikatta hissesi yok. Bakın kalbi harekete gelmemiş. Tarikatta hissesi yok. Mütefennin alim zat da olsa bugünkü zındıkanın karşısında kendisini muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Delalete düşer. İmanını kaybeder der. Devam eder. Ama der adi. Bakın burası çok önemli. Adi, samimi. Adi, samimi bir ehli tarikat. Adi, samimi bir ehli tarikat. Kalbi harekete geçmemiş olsa bile. Bakın kalbi harekete geçmemiş olsa bile tarikat-ı silsileye muhabbetinden dolayı asla ümidini kesmez. Ümidini kesmezse de asla zındıkaya düşmez der. Bakın asla ümidini kesmez. Asla ümidini kesmezse de kesmeyince de zındıkaya düşmez.
Burada ne diyor? Adi, samimi bir ehli tarikat. Yani bu, o kimse işte hasbel kadar dervişlik yapmaya çalışıyor ama şeyhine muhabbet besliyor. Bakın şeyhine muhabbet besliyor. Biliyor ki şeyhinin de şeyhi var. Ben o yüzden buraya çok önemserim. Derim ya derslerde, bir kimsenin şeyhi yoksa yalancıdır o. Şeyhi var. Şeyhinin şeyhi, şeyhinin şeyhi, şeyhinin şeyhi. Silsile devam ediyor. Diyor ki ondan muhabbet ümidini asla kesmez. Silsileden, şeyhinden, şeyhinin şeyhi, şeyhinin şeyhi devam ediyor. Ümidini kesmez. Ümidini kesmezse diyor, ümidini kesmezse asla zındıkaya düşmez. Bu kalbi yoldur. Bu sufi yoldur. O yüzden sufiler asla sapkınlığa düşmezler. Sufilerden kastım az önce söylediğim gibi zahiri Kur'an ve sünnete bağlı. Buradan taviz yok. Şuradaki sorulara cevap verirken ben kaç tane varsa hepsi bu soruların cevabı zahiren Kur'an ve sünnete bağlı olacak. Birine olan tavsiye Kur'an ve sünnete bağlı olacak. Sufi bunu yapamayabilir. Bakın, sufi bunu yapamayabilir. Benim burada tavsiyem Kur'an ve sünnete uygun olacak. Ben diyeceğim ki arkadaşlar, eşlerinizi boşamakla tehdit etmeyin. Sizin annelerinize, babalarınıza, kız kardeşlerinize, etrafınıza küçük ufak tefek hatalarından dolayı bu yola tevessül etmeyin. Şeriat uygun mu? Evet. İçinden birileri yapamayacak mı? Yapamayacak. Bakın diyorum ki bir kadın sizden boşanmak istiyorsa ona mühlet verin. Anında boşamayın. Annesine danışsın, babasına danışsın, amcasına danışsın, halasına danışsın. Bir hakim bulun, bir alim bulun. İlla ki boşanmak istiyor. Zulmetmeyin, boşayın. Sünnet uygun mu? Evet. Gibi. Eğer sünnet, zahiri Kur'an ve sünnete uygun, iç alemi de hal ehli olacak. Dervişten, bütün dervişten bu beklenir mi? Hayır. Delili ne? Üstadı. Üstadı var ise o zaman bunda sıkıntı yok. Bir soru daha sormak istiyorum ama bu biraz garip ve yoruldu benim için. Zikrullah sırasında bir ses her şeyi feda etmemi bu noktada söyleyince işte ben var olanımın, hatta düşüncemin bile kafasını kestim. Yani işte çoluk, çocuk, evlat, eş, işte benlik, çok iyi düşünüyorsam düşünce. En sonunda da şöyle sol karşıda o bembeyaz bir ses, sol tarafımda üstadım, siz sağ tarafımda biraz ileride de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vardı. O ses böyle beyaz bir pano gibi böyle bir şeyin arkasından dedi ki onların da kafasını kes dedi. Ben yapamadım. Yapamam dedim ben bunu böyle. Ama kes dedi. Yapamadım. 3-4 kere bunu söyledi. Ben 3-4 kere de yapamadım. 3-4 kere söyledi. Daha birkaç kere daha söyleyince bu taraftan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye bir ses okunmaya başladı. Oradan da Cenab-ı Allah kulum dedi. Bu neydi babacığım, anlayamadım ben. Şeytan. Peki bu zikrullah sırasında bunun böyle olması... Gelir. Korktum da yani şimdi. Gelir. İmtihan. Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirenin sevgisini çölde susuz kalmış bir kimseye soğuk şerbeti ona sevdirdiğin gibi bizlere de sevdir ya Rabbi. Amin. Mübarek kıl. Amin. O yüzden bu normalde şeydir, imtihandır, vartadır.
bir kimse o esnada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve üstadını da keserse vartaya düşmüş olur. Ona maneviyat cevap veriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyor. Şeytanı def ediyor. Güzel. Bu olur. Sıkıntıdayken bugün bütün derviş kardeşlerimizle birlikte bir uçurumun kenarındaydık. Hepimiz dizildik. Uçurumun önü sanki düz bir yermiş gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıktı ve elini bir şey aldı. Oradan bir çizgi çekti. Çizgi çektikten sonra siz başta olmak üzere ardından derviş kardeşlerimiz geldi. O çizgi üzerinden kabristi bir şekilde geldik. Yani o çizgi çektiği yer uçurumun da kendisi, uçurumun üstü. Yani herkes kıyıda dizili ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uçurumun üstünden bir çizgi çekti. Ve siz en başta derviş kardeşlerimiz sizi izledi, herkes sizi izledi. Ve siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizdiği çizginin yanında başka çizgiler çekerek diğer dervişlerin de gelmesini sağladınız. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizginin aynısıydı. Ve aynı şekilde siz de çizdiniz. Oradan da akın geldi derviş kardeşlerimiz. Maşallah o şekilde gitti. Bir de benimle alakalı ufak benim de önümde böyle büyük bir çukur vardı. Siz bana dediniz ki yürü. Ben de adım attım. Yani o çukura doğru adım attım. Ama düşmedim. Böyle üstümde durdum. Bunlar size anlatmam ortada böyle biraz tereddüt yaşadım ama şimdi derviş abimiz bir şey anlattı. Anlattığı esnada o aklıma geldi. Bunu söylemek farz oldu üzerinde diye anlatmak mecburiyetinde kaldım. Allah eyvallah. Helal olsun. Sonuçta biz niyetin hakikatinden sorumlu değiliz. Biz iyi niyet gösteririz, iyi niyet üzerine gideriz. Niyetin altında şeytaniyet ve hayırsa, iyiyse o bir şey, o noktada şeytaniyet aranmaz. Ama hadis-i yani bu ayrı mesele. Kadına hicret etmek günah değil. Evlenecek olan bir kimsenin oradaki mana şu, yani hicret ediyorlar, müşriklerden birisi de bir kadın için geliyor. Diyor ki kadına hicret eden kadını bulur, neye hicret edersen onu bulur diyor. O müşrikle alakalı, yani o Allah için hicret edenin sevabını almaz manasında. Bir kimsenin hicreti Allah içinse Allah için hicret sevabını alır. Buraya geliş zikrullah içinse zikrullah sevabı alındı. Hicret mi? Evet. Ama buraya geliş normalde bir kimsenin kalbinde kadın varsa onun kendisiyle alakalı. Bunun altında yatanı bellidir zikir içinse zikir içinde. Ah yok öyle bir şey olmaz olur mu? Herkes o zaman şek şüphenin içerisine düşer. Yok bu o şeytanın vesvesesi olur bir kimse namaza gidiyor. Namazda tanıdığı bir kimse var mı? Yok. Şu şüphe olur. Ya Halit filanca yerde namaz kılacak Halit abi. Kendimi göstereyim ya. Oraya gitti. Bak orada sıkıntı var. Halit abi oradadır. Hem bir de göreyim onu dedi. Bak o farklı. Bir kendini göstermek için gitmek var, bir de onu görmek için gitmek var. Anlatabildim mi? Ama bu kimsenin kendi iç alemiyle alakalı. Herkes de bilir ki onu zaten kendisi. Şey daha, bu da mesela günün yaşantımızda da olsun, yani dünyevi işlerinde veya işte manevi işlerinde yerimizde olsun, üstümüzde olsun. O anı odaklanan onun gibi insanı, buradan kendini yaşadığımızda. Ben de sonrasını düşünüyorum, hep öncesini. O an yok, olmuyor. Odak kaybı. Zikrullah'a devam edeceğim. Bu noktada kendini odaklayacaksın. Sadece orada kaybettin. Evet, onu devam edeceğim. Benim bu akşam vazifem var. Vazifem neydi? Ben kendimce kendime bir niyet ettim.
Allah izin verirse dedim, zikrin faziletleri, edepleri, işte kaçınılması gerekenleri diye böyle bir sıra ders yapacağım dedim. Ben bunu normalde hususi oturuyorum, bir de hazırlık yapıyorum buna. Odaklıyorum kendimi. Bununla alakalı kendime taviz vermiyorum. Kapatıyorum büronun kepengini, yapacağım bunu diyor örnek. Bunu kaybedersem buraya hazırlıksız gelirim. Benim niyetim var burada. Niyetimde samimiyetimi göstermek için buna odaklanmam lazım. Bitti. Anlatabildim mi? O zaman bunu odaklanmam için benim etrafla ilişkim kesilmesi gerekiyorsa keseceğim. Bak kesmem, neden? Benim bir vazifem var. Niye? Bak ben burada bütün herkese diyorum ki bunu böyle dersler halinde yerine getireceğiz. Kaçmış ben kendimce, ne yazmışım buraya? İkinci ders demişim. Kendimi odaklıyorum. Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeleri çıkardım, koydum, onları sıraya koydum, tasnif ettim kendimce. O tasnif ettiğim ayet-i kerimelerden gidiyor. Önce zikrullahın faziletiyle alakalı ayet-i kerimeler, ardından zikrullahın edebiyle, adabıyla alakalı ayet-i kerimeler, ardından tecelliyatıyla alakalı ayet-i kerimeler, ardından zikrullah'taki kendi kafamda bak niyetim, zikrullah'ta ilahi söyleme, bendir vurma, cehri zikrullah, hafiz zikrullah. Herkes diyor ya kafasından bir şey. Ayetle, hadisle hepsini onların Allah izin verirse kendimce. Niyetim o. Herkese böyle bir ders kalsın. Adam zikrullah'ın edepleri o, indirsin sesten, dinlesin, isterse yazsın. Ayetlerin çünkü ben hangi Cuma suresi, Bakara neyse onları da bildiriyorum. Hadisleri de bildiriyorum, hadis-i şerif diyor. Açsın baksın. Karşılığını bulsun, kendine bir ilim gelsin. Bu nokta yaptım diye söylemiyor. Odak. Yarın ben İzmit'e gideceğim. Odak. Bugünden soruyorum. Saat kaçta koydunuz mu koyduk, şunu yaptınız mı yaptık. Tamam, saat 2'de onu olacak. Soruyorum şeye, Cemil nerede gitti? Ha, sordum nerede kaldım diye. Cemil nerede kaldık dedi. Odak. Anlatabildim mi? Ben onu hazırlayacağım. Ben pazar gün Gelibolu'ya gideceğim. Odak. Benim işim vardı, şu oldu, bu oldu, yan yattı, çamura battı, yok. Odaklanma bu. Anlatabildim mi? Bir şeyi yapmak. Ben buraya sohbete geleceğim. Odak. Ben yemeği erkenden yiyeceğim. Ondan sonra geleceğim buraya. Yemekten sonra yarım saat, 45 dakika kafam gidiyor çünkü. Buraya geleceğim ama ben ona göre kendimi ayarlayacağım. Odak. Bugünkü insanların en büyük problemi zikrullah azlığından, sevemeyişinden, kendini disiplin edemeyişinden, herkes için geçerli. Adam sabahleyin 8.30'da işine gidecek, odaklayacak kendini. Kaçta geliyor elemanlar? 8.30'da. Sen 8.20 geçe orada olacaksın. Sen onlardan önce açacaksın dikkat. Odak. Bu işi yapıyor musun sen? Evet. Ondan önce gideceksin. Veya bir dikeceksin oraya müdür. Müdür senden önce gidecek. Elemanlardan da önce gidecek. Ben 3.30'da yatıyordum. 3.30'da yatıyorum. Bazen yatmıyorum. Gece benim sıkıntılı geceler. İşte namazı kılıp da yatıyorum bazen. Ben 8.30'da gözümü açıyordum kendi kendime. Saati de kuruyordum. Ben bakacağım oradan, kameradan göreceğim 8.30'da açılıp açılmadığını. Bakıyorum ben kameradan, dükkanın önüne geliyorlar, oturuyorlar oraya. Bekliyorum 8.30'u. Kafam kalkmıyor böyle, bir gözüm açık. 8.30 oluyor, dan kaldırıyorum telefonu. Gitti mi Hüseyin, burada mı? Gitti mi? Gitmiş. Hiç odak, disiplin. Onda örnek benim için, şimdi benim normalde
O zaman için yaptığım iş benim keyfe keder ama yine odak. Disiplin. Disiplin odağı getirir. Ameliyata girse, odaklamasa, böbreğe yerine bağırsağını keser. Tembel, disiplinsizlik, fizik, psikolojik rahatsızlık. Teşekkür etmeyen kişi Allah'a şükretmemiş olur. Evet. Hemen altında bir hadis-i şerif daha var. Allah ruhuna seslendi, bedenden çık. Ruh da ben ancak zorla çekerim, çıkarım dedi. Şimdi teşekkür bahsinde böyle bir hadisle bağdaştıramadım. Konuyu. Akılla uğraşma. İmam Buhari oraya koymuş olur. Bir iki soru daha var efendim, müsaade ediniz. Efendim, Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri son dönemlerine doğru yemek yemedi diyor. Ve buna mütakiben 5-10 gün içerisinde fazla olmadan vefat etti kendisi. İnsanların daha sonra, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri vefat ettikten sonra ilk işlediği bidat diyor, çok yemek yemek. Yemek yemeği bidat olarak görüyor. Çok yemek. Evet, çok yemek. Biz sufiler içinde bu bir bidat mı? Üç öğünü söylüyoruz ya, yok sünnete Resulullah'ta diye bağırıyoruz ya. Muhakkak. Doymadan kalkın diye de bağırıyoruz. Günlük iş tempomuz içerisinde çok yoğun, aşırı yoğun bir işlerde çalışınca insanlar hani yemeğe yükleniyor. Evet, olabilir. Onlar normalde bir kimse normalde doymadan kalkacak. Efendim bir de Bakara suresinin başlangıcında önce müminin vasıflarından bahsettikten sonra münafıkların vasıflarına geçiyor. Ve oradan marazdan bahsediyor. Maraz, hastalığın, münafığın hastalığının büyümesinden bahsediyor. Biz de burada çoğumuz, sizin de bize söylediğiniz gibi çoğumuz eski ahlaki hastalıklarımızı bırakıp buralara geldik. Bu kendimizi derleyip toparlamaya çalışıyoruz bir nevi. Ama bir yolda giderken sanki böyle hani siz bahsedersiniz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri Hazreti Resulullah'ın yanına çıktığında ben senin yanına çıkınca kendimi münafık gibi hissediyorum. Ya Resulallah dediği zaman hani siz benim gibi zikretseydiniz tabiri geliyor. Biz hani bu yolda yürürken bizde de böyle sanki manevi hastalıklar oluşuyor. Biz bunu yenmek için ne yapmamız gerekiyor? Daim zikir. Daim rabıta. Efendim zikri hani ben kendi adıma konuşayım. Hani dilim zikre ama kalbim bomba, sanki orada kalp yok gibi. Dil ile zikretsen de daim zikir. Bir kimse zikrederken yalan söylemez. Teşekkür. Allah şifa versin inşallah. El alırsın inşallah. Allah yardımcın olsun inşallah. El alırsın inşallah. Oradan ayrılabilirsin, abes bir şey değil. Efendim, Kadir Gecesi'nde bildirimi çekerken dışarıda ya ağaca yaslanmış bir bebeğiniz. Dediniz ki, onu bul, beraber sabır edin dediniz. Dışarı çıktım, aradım. Dakika olarak birini bulamadım. Vardır vakti, saat. Efendim, kalbi ilham şeytani midir? Normalde ilham şeytani değildir ama şeytan da kalbe vesvese verir. Yani bir dervişe ilham vermesini sebebi o normalde ilham gelir dervişlere. Gelen ilham o yüzden üstadınla teyit edecek, üstadına danışacak. Şeytani ise ayırt etmek için. Efendim adım yoktan psikoloji için soyut bir ilim olmasına rağmen soyut bir de sufi dünyası için de şizofren durumları kabul edilen bir şey mi? Evet. Şizofren durum var mı? Sufiler normalde şimdi mesela sufiler için bir hayalleme vardır. Sufilikte hayalleme vardır. Hayallemenin negatifi şizofreniktir.
Ama pozitifi şizofrenik değildir. Biz ona hayalleme deriz. Yani bir kimse hal görmezden önce hayaller kendi kendine. Üstadını hayaller mesela. Üstadını hayallemesini biz halin içerisine alırız. Cenneti hayaller, Kabe'yi hayaller. Onu halin içerisine alırız biz. O halin içindedir. O hayalleme zaman içerisinde hale dönüşür. Şizofreni ise öyle değildir. Şizofrenide bir kimse, şizofreniye düşen bir kimse üstadı hayallemez mesela. Şizofreniye düşen kimse mesela. Burada camda der bir tane kız bağırıyor. Yardım edin bana diyor der. Kan revan içerisinde. O gerçek değildir. Onu normalde varmış gibi görür. O normalde onun beyni normalde kendince beyninde onu üretir. Onu üretince gerçekten onun yardıma ihtiyacı varmış gibi deyip o da bağırır çağırır. O mesela kimisi mesela şizofrenik şeylerde karşıda onun bir görüntü vardır. O görüntüyü taklit eder. O başını yırtar, o da başını yırtar. O gömleğini yırtar, o da gömleğini yırtar. O kendisini vurur, o da kendisini vurur. Bu şizofreniye yakalan bir kimsenin kendinde beyninin içerisinde, hücrelerinin içerisinde bir perde oluşturur. O perdenin içerisinde yaşatır kendisini. Bunlar farklı şeyler. Mesela sufiler bunu hayalleme olarak alırlar. Hayallemede bir sıkıntı yoktur. Bak, sufi de hayallemeyi kendince, kendi varsayımla, kendi aklınca yapar hayallemeyi. Kendi aklınca yapar. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni hiç görmediyse bir peygamber olarak hayaller, suret yoktur mesela onda. Örneğin. Ama rüyasında gördüyse bir sefer o sureti hayaller. Anlatabildim mi? Şimdi rüyasında gören sureti hayaller. Sureti hayalleyince o hale dönüşür mesela. O yüzden bir kimse şeyhini fazla görür o yüzden. Şeyhini neden fazla görür? Şeyhini hayallemek kolaydır. O yüzden şeyh delildir. Şeyhini neden hayallemek kolaydır? Karşısındadır çünkü. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görmemiş bir kimse, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni çok hayalleyemez. İsim olarak hayalleyebilir. Bir Geylani Hazretleri var der, hayaller. Ama kendisini tanımıyor. Kendisini tanımadığından onun hayallemesi isim üzerindedir. Tarif üzerindedir. Ne zaman rüyasında gördü, o zaman gördüğünü hayallemeye başlar. O gerçek midir? Evet. Gerçek midir? Hayır. Bak neden? Onu normalde üstadı der ki, senin gördüğün gerçek ama o değil. Anlatabildim mi? Onu bu sefer, onu gördüğü zaman gördüğünün üzerine hayal etmeye başlar. Bak gördü bir sefer. Onu halinde dediler ki bu Geylani Hazretleri. Onu halinde onu Geylani Hazretleri dedikleri zaman o gördüğünü rabıta etmiyor. Onu artık hayal değil. Gördüğünü rabıta diyor artık. Onun için bir gerçeği var onun. O gördüğünü rabıta etmeye başlıyor. Üstadını gördü ya, üstadını hayal ediyor. Hayal değil o. O rabıta aslında. Neden? Üstadını tanıyor çünkü, biliyor. Onun şeklini, şemalini, sakalını, gözünü, kaşını, burnunu biliyor. Ama mesela şizofrenideyse hiç görmediği kimlikler ve şahıslar vardır. Görmediği prototipler vardır. O şizofrenide artık o varmış gibi davranır. Halbuki kendisi üretiyordur. Kendisi ürettiğinin kurbanı olur orada. Kendisi üretir gene onu. Şizofreni o yüzden sufilerin haliyle aynı değildir. Aynı noktada da mesela şizofreni hastalarının %60-70'inde kafir cinniler ona musallat olurlar. Şizofreniye yakalandıktan sonra musallat olurlar yalnız. Anlatabildim mi? Bunu herkes öyle bilmez. Mesela üfürükçüler var ya, üfürükçüler bunu öyle bilmediğinden habire milleti muskaya boğarlar. Halbuki o kafir cinniler şizofreniden sonra gelir. Şizofreniden önce değil. Diğer sizlerden ayrılan o bir teşhis koyarken
E şimdi normalde sufiye doktora gitse, doktor mesela psikiyatriye geçmiş olsa birisi zaten sufi, bak gerçek sufi, üstadı da reelse onun psikolojik, öyle şizofreniye düşmez mi? Orada bir şey var, ne o? Orada bir sınır var. Önceden bir rahatsızlığı varsa söyleyecek laf yok. Zaten rahatsızlığını ben tespit edersem ders vermem ona. O zaman verdikleri ilaçlar da normalde verilmesi gereken ilaçlar. Verdikleri ilaç, verilmesi gereken ilaçlar mı değil mi? Orası ayrı bir handikap. Onun içerisine bu sefer de kapitalist ilaç sektörü giriyor işin içerisine. O zaten ilaca başladım, yandım, yandı ketenel o. Bak ilaca ben şimdi doktorun mesleği için bir şey söylemiyorum. Dünya üzerinde en fazla ilaç tüketilen nokta burası. Ya mesela işte şimdi kadınlar, erkekler böyle bir sıkıntı yaşıyorlar, bir problem oluyor veya çocuklar bir şey oluyor. Haydi git psikiyatriye. Sıkıntı da. İşte soruyor şimdi onu. Soruyorlardır yani. Mesela ben hiç gitmedim ama yani gidenlere de ne yapıyorlar diye sormuyorum. Ama yaptıklarını çok iyi tahmin ediyorum. Soruyor şimdi. Ölümü düşünüyor musun? Evet. Yandı. Ölmeyi istiyor musun? Evet lan. Borcu var adamın 5 milyon. Tabii ölmeyi isteyecek. Bana sorsaydı borcum var bilmem kaç milyon dolar. Bana sorsa ölmeyi istiyor musun? Evet diyeceğim tabii. Ne diyeceğim başka? Ben ölsem de kurtulsam diyeceğim. Tamam gittin sen. Ulan Müslüman İslam dünyasında ölmeyi istemeyen bir kimse var mı? Ben soruyorum şimdi. Ne sordu sana diyorum. Ölmeyi isteyip istemediğini sordu mu? Evet diyor. Ne dedin diyorum ben. İstiyorum dedi. Yandın diyorum ben. İlacı dolduracak sana şimdi. Dolduruyorsunuz mu ilacı? He? Evet. Değil mi? Öyle yapmıyorsunuz mu? Suisit gelişimi acile geldi. Yani intihar eğilimi var. Tamam bitti. Acil. Tamam. Bitti o kadar. Yani bir mesela kadınlar gidiyor şimdi, erkekler gidiyorlar mesela. Adam gidiyor, onu filmde görüyor ya, Amerikan filminde gidiyor, yatıyor oraya koltuğa. Amerikan filmi öyle. Öbürkü de bacak bacak üstüne atıyor, pipoyu da koyuyor ağzına. Söyle yavrum, anlat ne düşünüyorsun diyor. Hepsini filminden alıyorlar bunları, örnekliyorlar. Hepsine, büyük bir çoğunluğu. Bak büyük bir çoğunluğu. O psikiyatrileri ben şizofrenik vakalarda göreyim. Hadi al bunu, hadi iyileştir. Yok. Onu dedem de yapıyor. Veriyor hapı, uyuşuk adam. Uyuyor paso adam. Paso uyuyor. Gece, gündüz uyuyor. Kalkıyor, yiyor, uyuyor. Kalkıyor, yiyor, uyuyor. Ne? İyileşti lan. Nereye iyileşti? Uyuttum paso. Ha uyutmak da bir şekilde onu tedavi ediyordur belki de. Hani beyin damarları, beyin hücreleri dinleniyor. O kimseyi düşünmekten alıkoyuyor filan. Kendince onu yapmaya çalışıyorlar. Öyle mi? Düşünmesini önlemeye çalışıyorlar. Düşünmesini önlemek için değil mi? Normalde işte o hormon dengeleri falan var orada. Adam başka bir şey tutmuyor. Bari hani beynini kapatalım. Beynini kapatıyor aslında. Bu düşünme kısmını iptal ediyor bu sefer. Bir çaresizlik yani. Son yapabilirim. Normalde mesela uyanıkken de bunu yapabilecek bir şey bulsam düşünmesini engelleyecek. Bu mesela büyük bir çığır açacak. Uyanıkken de adam o düşünme mekanizmasını bastıracak bir şey bulacak. O zaman adam uyanıkken de normal o şey düşünmeyecek. Ama hepsi gidip yine şeye dayanıyor. Yani işte sohbetlerden anlatıyorsunuz ya. Hepsi gidip o manevi şey, o soyut kısma dayanıyor. Orayı tedavi etmeden istediğin kadar madde var. Oğlum zikir buna yarıyor değil mi hocam? Zikir tabii, o düşünme normalde mesela. Müşrik üstadların vermiş olduğu böyle farklı bir ben bunu değil mi o? Böyle normalde şimdi sufiler kendilerince üstadlarını sevdiklerinden rabıt ediyorlar ya. Mesela şimdi rabıtaya hiç kimse bu pencereden bakmaz mesela. Bu zorla olmaz. Ama normalde mesela sevse bir kimse üstadı
üstadına rabıta ettiğinde aslında farkında değildir. O otomatikman düşünce sistemi şeye, ne o? Uykuya yatıyor. Daha doğrusu devre dışı kalıyor düşünce sistemi. Aslında o esnada düşünce sistemi devre dışı kalınca o kimsenin aklı berraklaşıyor. Kalbin berraklaşması bu. Ayrıyeten de o kimse düşünce sistemi o esnada relax oldu. Hızlı çalışmıyor. Koşmuyor. Dinleniyor. Bak koşmuyor, dinleniyor. O esnada o sakinleşiyor. Sükunete eriyor. Böylece o kimse otomatikman aslında arınmış oluyor düşünce sisteminde. O yüzden gerçek sufiler şizofreni bu sebepten olmazlar. Anlaşıldı mı? O kimse kendince üstadına bırakır çünkü. Üstadına rabıt ediyor. Veya o kimse diyelim ki üstadına rabıt ederken neyi, bak şimdi malı düşünmüyor, çocuğu düşünmüyor, eşi düşünmüyor. Biz sizi anne babalarınızla, eşlerinizle, çocuklarınızla, mallarınızla, canlarınızla imtihan ederiz. O kimse üstadını rabıta ettiği anda bu beş tane olgunun beşi de kesildi. Bir kimseyi meşgal iş, bir kimseyi bu noktada işgal eden, beynini, kalbini, vücudunu işgal eden bu beşi de kesildi. O kimse rabıta etti o esnada. İşi düşündü mü? Hayır. Eşi düşündü mü? Hayır. Aşı düşündü mü? Hayır. Çocuğu düşündü mü? Hayır. Malı mülkü düşündü mü? Hayır. Ne düşündü? İstadını düşündü. Bütün beynini, kalbini, ruhunu yoran ne varsa hepsini bıraktı. Bıraktı o esnada. Kapattı kendini bu tip şeye. Ne kaldı? Üstadı kaldı. Bitti. Bu kimse. Psişik, psikolojik rahatsızlığı varsa dahi bir nebze bunları böyle kenara koyarak da, asarak da, önüne set çekerek de o şey, ne o, aşağı düşmüş oldu. Aşağı düşünce o kimse rahatladı. Mesela zikrullah yapıyor. Diyoruz ki zikrullah'a verin kendinizi. Adam aldı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. O esnada almayı, satmayı, yemeyi, içmeyi, dünya ile alakalı, yaşamla alakalı her şeyi bıraktı mı kenara? Bıraktı. Bakın ne varsa bıraktı mı? Bıraktı. Ne kaldı? Zikrullah yapıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La. Ama burada o kimse, bakın bu işte o yüzden bundan kaçındırıyor bizi. Burada adam kaça aldım acaba? La ilahe illallah. Kaça satayım acaba? La ilahe illallah. Oldu mu bak zikrullah? Olmadı. Ya acaba kız gelecek mi ya? La ilahe illallah. Evlenir miyim acaba? La ilahe illallah. Olmadı bak hiç. Dersler nasıl gidecek acaba? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya şey, o öğrencilerle uğraşmak var ya, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya bir de dekanın yanına gideceğim, la ilahe. Olmadı bak. Bakın olmadı hiçbirisi. Doğru mu? Doğru. Ama ne oldu? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hiçbir şey kalmadı. Adamın borcu kalmadı, alacağı kalmadı. Hele bir de telefonu kapattı, her şeyi kapattı. Adamın trilyon alacağı varmış. Debelensin dursun bu la ilahe illallah, la ilahe illallah. Aslında o adam için de rahmet. Neden? Lan adam, trilyon alacağın var senin. Bu adamın kafayı kırarsa onu da alamayacak. Öyle mi? Bir an senden uzaklaşsın o. O gerizekalı diyor, senin dervişliğin böyle mi? Ulan bu adam derviş olursa zaten ödeyecek seninkini. Neden? Kafası rahatlayacak. Beyni temizlenecek, içi temizlenecek. Berraklaşacak. Hemen yenilecek kendini. Yenileyerekten taptaze bir şekilde çıkacak ertesi gün. Sıkıntısı olanlar, sabah dersinizi çekmeden çıkmayın dışarı. Borcun var, sabahleyin dersini çekmeden çıkma. Sıkıntın var, sabah dersini çekmeden çıkma dışarı. Hem böyle relax ol, otur, babalar gibi ders yap evde. Kapat her şeyi, sabahleyin evet. Dersini bir tamam bitir, selamünaleyküm, çık. Yarım saat önce kalk.
temizle. Ne varsa üzerinde. Akşam oldu. Akşam normalde gece oldu değil mi? Gece de temizle kendini. Otur babalar gibi bir ders yap. Harika. Böyle bildiğin ders yap. Böyle ders yaparsanız mesela karnınız acıkır örneğin. Sağlam ders yapan bir kimsenin mesela karnı acıkır örneğin. Yorulur bir anda. Bir anda hafifler. Böyle boşalır damarları, ilikleri. Sağlam ders yapın. Keseceksiniz her şeyi. Atıracaksın. Ah. Bu şuna benziyor. Hani sabah böyle Kabe'de namaza gitmek meşakkatlidir. Sabah namazına gitmek. Gidenler bilir. Hele biraz otelde sıkıntılı bir yerdeyse temelli maşakkattır. Ama böyle gidersin Beytullah'ı görürsün ya böyle oturursun. Beytullah'ı görünce hiçbir şey kalmaz insanda. Allah! Bitti her şey. Bu onun gibi bir şey. Bakın bu onun gibi bir şey diyorum. Veya gidersin Medine-i Münevvere'ye oturursun böyle. Böyle başlarsın salatü selama, bir huzur edersin böyle. Sanki dizinin dibindeymiş, sanki yan yanaymışın gibi salatü selam çekmeye başlarsın. Boşalır ilin kemiğin böyle. Boşalır ya, boşalır insan. İli kemiği kalmaz böyle. Hafifler böyle. Ders böyle bir şeydir. O kimse böyle sabahleyin o dersi çektiğinde ili kemiği boşalır böyle. Rahat otur. Bağdaş kur. İki dizinin üzerine dur. Böyle rahat, huzur içerisinde sabah virdini yap böyle. Harika. Güne bununla başla. Bak ne derdin varsa var, ne sıkıntın varsa var. Hiç önemli değil. Güne bununla başla. Evde hanımla aran bozuk. Güne bununla başla. Evde kocanla aran bozuk. Güne bununla başla. Güne bununla başla. Namazını kıl, otur böyle. Harika bir şekilde ders yap. Tam adabıyla. Tam adabıyla. Harika. Duanı da et. Bir kısa da olsa, bir Fatiha da olsa, bir Kur'an-ı Kerim oku. Duanı et. Gün başladı senin için. Muhteşem bir gün bu. Bakın muhteşem bir gün. Ne psikolojik, ne psikolojik hiçbir problemin kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Var olsa daha yok. Berraksın, temizsin, sağlamsın, dizaynını tam tuttun. Önüne gelen problemin üzerinde aritmetin kuvvetli, matematiğin kuvvetli, aklın, zekan kuvvetli, ferasetin kuvvetli. Allah yardım edecek sana. Sen buradan böyle dolaşılacak bir yeri dınk buradan aniden kestirmeden gidecek. Cenab-ı Hak zekayı verecek sana. O ilmi, o feraseti bahşedecek sana. Herkes böyle dolaşırken Cenab-ı Hak sana bir kestirmeden yol verdi, kalacak herkes böyle. Öyle herkesi bırakan Allah. Öyle herkesi bırakan Allah. Ama bu seninle alakalı. Bakın bu seninle alakalı. Yıkılıyor dünya, yıkılsın elleme. Yeniden yapar o. Sen işini bitir. Yıkılıyormuş dışarısı, yıkılsın sen işini bitir. Otur dersini yapsan bir güzelce. Bir güzel. Böyle bir hercümerç yaşadın. Evde, işte hiç önemli değil. Böyle o hercümerci bırak orada. İşin içinden çıkamıyorsun. Değil mi? Bırak onu olduğu gibi. Bir dakika bekleyin burada. Geliyorum ben şimdi de. Git 10 dakika bir huzur et. Bir Allah'ı zikret. Evet. Al tesbih eline, her şeyi bırak. La ilahe illallah, la ilahe illallah, ya Rabbi. Yardım edecek olan, toparlayacak olan sensin. Bana güç, kuvvet, kudret ver. Ben bu problemin hakkından geleyim. Gel, hakkından gel onu. Allah'ın izniyle. Ya işte adam kızıyormuş sana. İyi kızsın ya, yarım saat sonra gene kızacak zaten sana. Önemli değil. Allah sana bir kapı açacak o esnada. O yüzden o hani
Sufiler bu noktada psikolojik, psikolojik sendrom yaşamazlar. Eğer böyle yaparlar ise, ne kadar başlarına sıkıntı da gelse, o bilir ki Allah onunla, o bilir ki her sabah yeniden güneş doğduğunda bilir ki dünya yeniden kurulacak.